Liberty'den herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Şimdi yine geçmişe gidiyoruz. Bakalım bugünkü konuğumuz kimmiş? TV Haber amirlerinden sevgili Eftal Keser, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Ben sanki hiç hala emekliye ayrılmamışsınız gibi hissediyorum. Neden öyle hissediyorum Eftal abicim? Çünkü ben de öyle hissediyorum. Değil mi? Şimdi tabii ki hep sizi görüyoruz ama insan o anıları sadece sizden öğreneceğiz. Birçok kişi belki sizinle çok sohbet ediyordur, amirlikte yaptınız. Ama öyle size özel, Berete'ye nasıl girdiniz? Geçmişten günümüze şöyle bir gelelim. Sene kaçtı mesela girdiğinizde? Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na 1 Ocak 1991'de başladım. Hı-hı. Ama 1 Ocak resmi tatil olduğu için zaten Berete'ye alındığım haberi 31 Aralık günü gelmişti bana. O zaman yılbaşı şey oldu sizin için, armağanı. Evet. Yani işte onun gibi bir şey, çünkü benim başka planlarım vardı. İşin doğrusunu söylemem gerekiyorsa. Yani Berete'den ayrı planlarım vardı benim. Hem sevinmiştim hem üzülmüştüm bir yerde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na alınmış olmama. O gün işte 31 Aralık'tı. Rahmetlik Ali Bey o aramışta söylemişti bana işte Berete'ye alındınız diye. 1 Ocak itibariyle resmen göreve başlamış olacaksınız. Şimdi ama yarın sevinme ve üzülme kısmını anlayamadım. Niye sevindiniz, niye üzüldünüz? Tamam, söyleyeyim hemen. Ben Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na girmezden önce en son Bozkurt Gazetesi'nde çalışıyordum. Hı hı. Daha önce Halkın Sesi'ndeydim. Hatta ondan daha öncesinde Söz Gazetesi'ndeydim. Sonra Halkın Sesi'ne geçtim. Ha, gazetecilik biraz daha sizde. Tabii daha. Yani ben mesleğe Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda başlamadım. Söz Gazetesi'nde başladım. Öğretmenlerin çıkardığı bir gazete vardı o dönemde. Söz Gazetesi'nde başlamıştım ben mesleğe. Hı hı. Bir yıl orada çalıştım. Bir yıldan sonra 22.000 TL'ye, çok iyi hatırlıyorum, asgari ücret 22.000 TL. Ben Söz Gazetesi'nde asgari ücretin altında çalışıyordum. Hı hı. Herkes öyle çalışıyordu zaten o dönemlerde. 22.000 TL asgari ücret. Sonra ben Halkın Sesi'ne 30.000 Türk Lirası'na transfer oldum. Hı hı. Yani 22 bin lira nerede, 30 bin lira nerede? Kesinlikle. İyi bir paraydı benim için. O yüzden Söz Gazetesi'nde başlamıştım. Sonra işte Cumhuriyet'in ilanına tanıklık ettim orada çalışırken. Ardından 1990 yılında Asil Nadir Bozkurt Gazetesi zaten öncesinde kapanmıştı. Asil Nadir Bozkurt Gazetesi'ni satın aldıktan sonra, hı hı, yeniden faaliyete geçti. O faaliyete geçerken yeni bir ekip oluşturuldu. O ekibin içinde ben de vardım. Evet. Bir yıl aşağı yukarı orada çalıştık Bozkurt Gazetesi'nde. Sonra Asil Nadir'in işte iflası, İngiltere'de tutuklanması, işte mallarına el konulmasıydı falan derken buradaki iş yerleri kapanmaya başladı. Küçüldü doğal olarak. O kapanmadan biz de Bozkurt olarak nasibimizi aldık. Bizim gazete de kapandı ve ben işsiz kalmıştım o dönemde. İşsiz kaldıktan sonra o 90 yılına kadar ve 90 yılından öncesinde de modaydı. İnsanlar geleceklerini göremedikleri için Kıbrıs'ta genç nesil sürekli göç ediyordu Kıbrıs'tan. Ben de o göç kervanına katılmayı koymuştum kafama. Ben de gideyim dediniz. Kafanızda İngiltere mi vardı sizin de? Evet, İngiltere'ye gidecektim. Çünkü aralarda bir iki defa gidip gelmiştim İngiltere'ye. Dolayısıyla işsiz de kalınca tamam dedim. Ben her şeyimi satarsa var İngiltere'ye giderim, oraya yerleşirim. Tam onun pazarlığını yapıyordum evde. Gider miydim, kalır mıydım gibisinden. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da münhal ilan edildi. Zaten Berete'ye öyle münhalle giren ender insanlar vardır. Onlardan bir tanesi de benim. Çok güzel. Münhal ilan ettiler. Girelim, evde de huzursuzluk olmasın diye. Dedi nasıl olsa beni almazlar, sınava da geçmem herhalde diye düşündüm. Girdim sınava. Sonra bir yazı geldi bana. Dediler ki yazılıyı geç dediniz, sözlüye çağıracağız sizi. Ben tamam ya sözlüde herhalde eğlenirim yani. Ya bu kadar insanın içinden beni mi alacaklar diye düşünüyordum. Hesaplamadığım bir şey vardı. Müracaat edenlerin içerisinde tecrübeli olanlar yoktu. Tecrübe çok önemli, evet, tabii ki. Gazetecilikten gelen, yanılmıyorsam bir tek bendim müracaat edenlerin içerisinde. Haber memuru olarak müracaat etmiştik, hı-hı, o dönemde. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na girmek için. Çünkü sizde bir kök vardı. Sonuçta diğer belki gelenler evet üniversiteyi bitirmiş olabilirler ama bir dallardan başlamış oluyorlar. Kökten başlamak, temelini bilmek çok daha herhalde
Zaten eylem o yıllarda 90'lı yıllardan sonra basın yayından mezun olanların sayısı artmaya başladı ülkede. O yıllara kadar alaylıydı insanlar meslekte. Evet. Dolayısıyla şeyde de burada da DRT'de müdahale ilan edildiği zaman dediğim gibi öyle galiba bir arkadaş vardı basın yayın mezunu. Geriye kalanlar bizde başka yerlerden mezun olup da mesleği yapan insanlardı. Hatta hiç yapmayanlar vardı. İlk kez müracaat eden insanlar vardı. Tamamen başka işlerle meşgul olup da DRT'ye müracaat edenler vardı. Çünkü müthiş bir işsizlik baş göstermişti o dönemde de. Yani bu pandemi gibi değildi belki ama asıl nedenin iflasıyla birlikte ülkede müthiş bir ekonomik sıkıntı başlamıştı. O ekonomik sıkıntıdan dolayı iş yerleri kapanmaya başlamıştı. İnsanlar işsiz kalıyordu, genç insanlar. Ve o... Ama sizinkisi tam isabetli olmuş. Evet, gazetecilikten gelme olmuş. Evet işte... Sonra Sözlü'ye girdim, Sözlü'den çıktım, işte yılbaşıydı, 31 Aralık o gün gece yılbaşı kutlaması. Sınav nasıl yapacağız. Geçmişti? Hayır, ben şeydim, çok mutlu değildim çünkü işsizdim, param yoktu, aile geçindirmek zorundaydım. Öyle bir sıkıntım vardı. Dolayısıyla 2 yaşında bir oğlum vardı ve bütün onların sıkıntısını yaşıyordum. Evet, o yüzden evet. Yani yılbaşı yeni bir yıl girecek falan öyle çok da umutlu değildim. Sonra işte telefon geldi o gün. Ama güzel bir armağan oldu. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Öyle bir... Peki BRT'ye girdikten sonra oh be çok doğru bir kararmış dediniz mi? Bir yıl sonra. Evet. Başladıktan sonra. Bir yıl sonra iyi ki dedim BRT'ye girmişim. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda işte dedim ya şeyde zaten haber memuru adı altında alınıyordu şeyler, buraya haberler alınan insanlar. Çünkü şeydi, neydi yaptıkları o dönemlerde BRT'de işte o eski daktilolarından tak 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 işte Anadolu Ajansı'ndan taktan gelen haberleri tekrar redakte edip spikerin okuyacağı şekle getirmeye çalışıyorduk. Şeyleri, haberleri. Dolayısıyla dışarı çıkıp haber yapma, özel haberi yapma gibi bir şeyler yoktu. Ben şeyde sürekli sahada olduğum için, sokakta gazeteciliği öğrendiğim için buraya geldiğimde biraz yadırgamıştım. Hep onu. İçeride çünkü kalmadım. Masa başında oturuyorduk hep. Sonra bir gün galiba işe başladığımdan 2 veya 3 ay sonraydı. Bir olay olmuştu Girne'de. Çok üzücü bir olay olmuştu. Ne olmuştu? Bir aile, karı koca, daha doğrusu evin reisi koca karısını zehirledi, ardından çocuklarını zehirlemişti. Öyle iki tane yanılmıyorsam çocukları, iki çocuğunu birden zehirlemişti. Öyle bir çok üzücü bir olay yaşanmıştı. İşte bendeki o şeyde o sokakta olma refleksiyle birlikte ben kameramanı alıp kameramanda Allah iyiliğini versin Türker abiydi. Türker Reper. Türker Reper'i alıp Girne'ye gittim. O gün ben bütün gün o haberin peşinde koştum. Sonra ortaya biz farklı bir haber çıkarttık. Radyo Televizyon Kurumu'nda o tür haberler yapılmasına alışık değildi millet. O gün biz farklı bir haber çıkardık. Yani gazetecilik yapmaya çalıştım o gün ben. Evet, biraz daha formatın dışına çıkmışsınız. Evet, tabii ben bunu kendi kafamdan yapmadım. Benim bana o dönemde işte bir Ercan Kara Yusufoğlu vardı. Beraber çalışma. Benim için büyük bir onurdu Ercan Kara Yusufoğlu'yla birlikte çalışmak. Sonra bir radyo haberlerin başında olan bir Hüseyin Güven vardı. Evet, evet. Tamam. Onunla çalışmak ayrı bir zevkti benim için. Tabii onların teşvikleri vardı hep sürekli. Yani önümüz, benim bir şey yapmak istiyorsaydım benim önümü açıyorlardı zaten bunlar. Dolayısıyla bir yılımı böyle bu şekilde geçirdikten sonra ben BRT'yi sevdim. Sanırım BRT de beni sevdi. Çok güzel. Biz de tabii ki çok seviyoruz seni. Şimdi peki bu şekilde başladınız. Diğer konuklarımız da genelde diğer postane binasından bahsediyorduk. Siz postane binasında değil bu binada başladınız. Ben burada başlamıştım. Bu binanın o zaman arka stüdyolardaydınız o zaman değil evet, mi? Evet. Yani biraz oradan bahsedelim. Burası vardı. Burası da vardı. Evet. BRT2'nin olduğu yer var şimdi. Orası var. Zaten bir tek stüdyo burası. Orasıydı. Daha çok ben geldiğim zaman arkadaş şimdi şu anda teknik arkadaşların bulunduğu bir bölüm var. En arkada böyle barakamsı bir yerdi
Barakamsı değil, Dambi Barakay'ın işin aslı. O zaman bu sevgili izleyicilerimize bunları söyleyeceğiz zaten tabii. Yani. Son yokluk içerisinde varlık oldu Beret'e yani. Bu bina vardı ama daha tam bitmemişti yani. Böyle pörçüktü bu binada, yarım yamalaktı. Bir kısım boyandı, bir kısım evet, işte yavaş yapıldı. Evet, yavaş yavaş yapılıyordu şey bina. Zaten ben geldikten sonra da binanın yapımı devam etti. O karkası dökülen yerler, işte duvarları kaldırıldı. Binanın yapılışını birazcık görmüş oldunuz. Evet, aynen öyle oldu yıllar içerisinde. Biz orada şeydeydik, arkada Baraka'da çalışıyorduk. O Baraka'da haber merkezimiz orasıydı. Çok da değildik, birkaç kişiydik orada. Televizyon vardı ama televizyon bu kadar etkin değildi o dönemde. Daha yeni yeni kurulmuştu şey televizyonda. Şimdi televizyonun haberleri, işte radyo haberleri falan ayrıydı. Orada da ayrı gibi görünüyordu ama bir haberlerin çoğu hep radyodan çıkardı. Evet. Şimdi ben de işe başladığım zaman radyo bölümündeydim. Ama dediğim gibi eleman olmadığı için işte kamerayı alıp da dışarı sokağa çıkabiliyorduk. Sokağa çıktıktan sonra herhalde bir o kadar daha sevmeye başladınız değil mi? Yani sonuçta tabii, hani elbette. Gazetecilikten bir fark yok diğerinde. Şey yani çok çok sıkıntılı, zor günler geçirdik ama çok da zevkliydi. Çünkü ben Allah rahmet eylesin Bilbay abiyle birlikte çalıştım burada bizde, evet. Beret'te. Çok değerli bir insandı o da. Şey çok dolu dolu bir adamdı rahmetli Bilbay abi. Eftal abi, ben bu programda özellikle şunu da söylemek istiyorum. Siz Allah rahmet eylesin aramızda olmayanları, sonuçta bir şekilde onlarla ilgili anıları da hani sizden bekliyoruz. Aileleri de izliyordur bizi. Böyle program içerisinde yine böyle şu anda sohbet ederken yine böyle tanıdıklarınız, çok güzel dostluklar yaşadığınız kişilerin biraz karakteristik özelliklerini ya da onlarla paylaştığınız anıları da aslında sevgili izleyicilerimize aktarmak isteriz. Hemen aklıma gelen bir şey var. Süper. Rahmetli Bilbay Adi ile ilgili ben onu paylaşayım hemen sizlerle, izleyicilerle. Şimdi dediğim ya, o eski daktiloların üzerinde çalışıyorduk biz hep. Bilbay abinin böyle çok kalın parmakları vardı. Ve şeyde iki parmak, ben de gerçi iki parmak yazardım ama o parmakları da çok böyle iri olduğu için böyle kavga eder gibi bu şekilde tak 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 vururdu şeylere, tuşlara. Bir gün karşısında duruyorum ve izliyorum şeyi, Bilbay abi. Böyle şey habere verdi kendisini, redakte etmeye çalıştı. Etraftaki orada. Bütün her şeyden evet, kendini soruyor. Bütün hızıyla da o tuşlara pat 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 vuruyor böyle. O kadar sert vurdu ki şeyin daktilonun o harfçıkları vardı hani. Fırladı mı? Bir vurdu ve fırladı üzerine, benim yanımdan geçti gitti. Neyse yüzüme vuruyordu. Çok gülmüştüm o gün. Güzel bir anım var. Bilbay abiyle ilgili. Ne kadar çok zorluklar aslında yaşanmış değil mi? Şu anda bakıyoruz telefonda bile bir hafif bir dokunuşla elimizin altına geliyor. İşte copy paste yapıyoruz. Her şey ne kadar kolay. O zamanlarda düşünsenize copy paste yapamazsınız. Burada fotokopi çekmek bile hani öyle bir şey de yok. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Yani zamanla yarışıyorsunuz. Bir de habercilerin haberciler için zaman çok önemlidir, çok değerlidir. Bizim iki yazılı kaynağımız vardı. Birisi Anadolu Ajansı'ydı, bir diğeri de Türk Ajansı Kıbrıs'ı. TAK'tan faksla gelirdi. Anadolu Ajansı'nın da ayrı bir faksı vardı. Oradan sürekli 24 saat o faks makineleri çalışıyor. Sürekli çalışırdı o şey. Anadolu Ajansı'ndan gelen haberleri. Onları alıp mesela sürekli takip etmeniz lazımdı. Onlara bakacaksınız. Daha sonra işte onları tekrar beş kopya karbon kağıtlarını koyardık. Beş kopya tak 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 o bir şeyde daktiloda yazardık. Ay çok zor. Spikeri ayırırdık, işte bilmem nere ayırırdık, oraya ayırırdık, buraya ayırırdık. Derken yani bütün bir zamanımızı alırdı. Bir de o zamanlar cep telefonları da yok tabii. Tabii ki. Mesela bir şey geliyor, bir haber ulaşır size. Çok zamanlar, ilk dönemlerde çok fazla sorgulanmazlardı bu. Ama zaman içerisinde sorgulamaya başladık gelen haberleri de. Bir bakana ulaşacaksınız. Cumartesi pazarsa ve evinin telefonunu bilmiyorsanız ulaşmanız mümkün değildi. Çok zor. Teyit edemezsiniz, haberi teyit edemezsiniz. Dolayısıyla bazı haberleri teyit etmeden geldiği gibi vermek durumunda kalırdık. Çok zor, evet. Bazı haberler şey çıkardı, puf çıkardı. Bazen de işte yanılmazdık ama şöyle bir şey vardı. İnsanlarda o
inanç vardı. Sanıyorum hala o şey o inanç vardır insanlarda. Devam edin. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu verdiyse doğrudur. Kesinlikle. Yani öyle bir şey var çünkü devletin sesidir burası. Evet, evet. Diğer işte kanallar gibi spekülasyon yapamaz. İşte yarım yamalak haber veremez, vermemesi gerekir daha doğrusu. Kesinlikle. Dolayısıyla o dönemlerde çok sıkıntılı günlerimiz, zamanlarımız oldu. Ama çok iyi de dostluklarımız oldu. Evet. Yani evet. O zorluk içerisinde çalışırken farkında olmadan dostluklarımız çok pekişmişti. O daktilo sesiyle eve gitmeyi düşünüyorum da ben mesela tak 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 tak. Akşamleyin herhalde eve gittiğinizde tak 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 diye bir ses duymak istemezsiniz diye düşünüyorum. Evinizde bizim... de var mıydı daktilo? Mecbur mu yoksa var yok, mıydı? Yok, evde benim yoktu şey daktilo. Yoktu. Daha sonra almıştım ama çok da fazla kullanamadım. Çünkü bilgisayar çıktıktan sonra bilgisayara dönmüştük. Şöyle bir şey vardı. Biz işte vardiya sistemi çalışıyorduk. Hala zaten haberler vardiya sistemi çalışıyor. Ama o dönemdeki vardiya sistemimiz bizim. Mesela bir gün öğlen 2.30'da işe başlardık. Gece 10.30'da işimizi bitirirdik. Evimize giderdik. Sabah 5.30'da tekrar işe gelirdik. Öğlen 1.30'a kadar. Of, çok öyle zor. Bir sistem vardı yani. Dolayısıyla şey o çok zor bir şeydi, sistemdi. Ama neydi? İşte 1.30'da çıkardık öğlen. Öğleden sonramız boştu. Ertesi gün de bir tam günümüz boştu. Sonra bir sonraki gün öğlen gelirdik tekrar işe. O bir avantaj olarak görürdük biz onu ama o şey 2 günlük aslında o uyku o önemli. Periyot çok şeydi. Çünkü bazen daha şey yapıyorduk. Dedim ya böyle çok güzel dostluklarımız vardı. Gece işi bitirdikten sonra çıkıp bir yerlere eğlenmeye giderdik arkadaşlarla. Ya bu sefer eve gidip yatmak işte biri geçerdi saat. 5.30'da işte olman lazım. Evet, radyo programı yaparken benim de çok oluyordu saat 12. Yani öyle zorluklarımız de biterdi vardı. Program. Sabah 6'da yayınım olurdu. Zor, evet haklısınız. Peki şey konusunda tabii ki o zaman bu mesleği seçmenin özveri istiyor. Yani ailede 24 saat şeydesiniz. Yani her an gidebilirsiniz habere. Liseden itibaren liseye başladıktan sonra en büyük hayalimdi gazetecilik yapmak. Hayalinizi gerçekleştirdiniz, ne kadar güzel. Evet, en büyük peki hayalim. Ailede hiç böyle o dönemlerde hani gazeteciliğe teşvik eden ya da ya ne yapacaksın bu işte para yok ne alaka diyenler oluyor muydu anne baba olsun? Çünkü şimdi bakıyoruz ben üniversitedeyken açıkçası birçok arkadaşlarım gazetecilik bölümünden halkla ilişkileri ve iletişim fakültesi yani radyo televizyona geçiş yapanlar çok oldu. Gazetecilikte işte maaş olmaz diye yani biraz daha şeysin kısır döngü içerisine giriyorsun. Yani hani kulvar çok fazla geniş değil. Giremezsen o kısımda kalıyorsun. Halkla ilişkilerde işte bir hastaneye girebilirsin, her yere girebilirsin mesela. Benim şeyim dediğim gibi ben liseden itibaren en büyük hayalimdi. Ben üniversite sınavlarına girerken ilk tercihim basın yayındı. O zaman aile destek miydi? Nasıldı? Ailem, ya ben fakir bir ailenin çocuğuyum. 9 kardeştik, biz iki tanesini hiç tanıyamadım ben. Ben doğmazdan önce rahmetlik olmuşlar. 7 kardeştik biz. Babam şeydi mesela kuyularda çalışırdı. Ancak da işte bir ailesini Boğaz Topluluğu'na geçindirebilecek kadar çalışıyordu. Biz işte ilkokul son sınıftan itibaren çalışmaya başladık. O şey sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde babamla beraber ben kuyuya giderdim. Veyahut da giderdim mobilyacı yanında çalışırdım. Veya giderdim ayakkabıcı yanında çalışırdım. Bütün zamanımız bizim hep böyle geçmişti. Dolayısıyla annemin, babamın bana işte git şunu oku. Nasıl bir emek verilmiş size öyle, yani? Öyle hani... bir durumları yoktu. Evet. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Zeftal abi? İnsanın içinde yeter ki o meslek aşkı olsun. Hani o kadar zorluğun içerisinde, şimdi bazen bazı ailelere bakıyoruz nasıl destek oluyorlar, neler yapıyorlar çocuklar için ama hani insanın hamurunda varsa o gidiyor mu diyorsunuz? Evet öyle, neden gülümsedim biliyor musun? Şey geldi aklıma, rahmetlik babam işte benimle sadece karneyi aldığım gün ilgilenirdi. Şikayetçi değilim, yani şikayet anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü o öyleydi. Hayat mücadelesi içinde, ne yapacak? Öyleydi yani. İlgilenmesin az karneyi alırdı, bakardı. Bu 7 için 8 değil, bu 8 neden 9 değil? Niçin şey onların 2 tanedir, 3 tanedir de daha fazla değil? Ben dedik babamın yani şeyle benimle okul hayatımla ilgili ilgilenmesi buydu.
Hatta bir şey anım da var şeyde. Lise 1'e başladım. Lise 1'i bitirdik, lise 2'ye geçecek. Fen edebiyat diye ayrılmamız lazım. İşte bir puan ortalaması var. İki feninden matematiğin ortalaması 7 olması lazımdı ki fen bölümüne geçebilirsiniz. Tamam. Benim ortalamam tutuyor. Ben geçtim fen bölümünü. Benim arkadaşlarımın hepsi kaldı edebiyatta. Tamam. Ben geçtim fen bölümüne. İki fen B sınıfındayım. Baktım. Okuldan gördüğüm çocuklar yani ama bir dostluğum, arkadaşlığım yok. Arkadaşlarımın hepsi iki edebiyat, ada. Hemen ben de değişeceğim dediniz. Dedim hemen değişeceğim de. Ben de iki gün gittim fen bölümüne. Dedim ki yok ben yapamam burada. Ben arkadaşlarımı isterim. Müdüre gittim. Hocam dedim ben işte edebiyat bölümüne isterim geçeyim. Küçük olsaydın dedim. Hani şimdi dedim tutup dövecektim seni. Herkes dedi bana edebiyattan fene ister geçsin, sen fenden edebiyattan evet, geçmek çok ister. Şaşırtıcı. Evet dedim ya da ben edebiyattan geçmek isterim. Git dedi bana, velinden bir yazı getir bana ki sana izin veriyorlar. Ya, tamam. İzin vermiş miydi? Tamam hocam dedim. Gittim ve oturdum bir yazı yazdım. Çünkü annem babam benim edebiyatta mı okuyorum, fende mi okuyorum onları bilmiyordu ki. Ben altına imzayı hemen tabii, attılar. Bir yazı yazdım oğlumun işte Ertalk Eser'in şeyde. Yazıları da bunlar ortaya çıkıyor, gün yüzüne çıkıyor sevgili izleyiciler. Öyle, öyleydi yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir hedefiniz olursa... Değil mi? Er ya da geç o hedefe ulaşırsınız. Benim de hedefimdi. Ulaştım. Çok doğru, çok güzel. Peki biraz da şeyden bahsedelim istersen. Bu binadaki... Şimdi ben şunu her zaman söylüyorum. Yavaş yavaş insanlardaki nedir bu masumiyeti öldüren? Yani neden mesela anılarla berete, neden hep anıları düşündüğümüz zaman insanlar geçmişteki bu o güzel dostlukları düşündüğü zaman insanın kalbini ufak da olsa yakıyor. Yani hani üzülüyorsunuz. Eski dostlukların çok daha mesela ben şöyle bir düşünüyorum. Üniversite anılarımdansa lise anılarım bana çok daha tatlı geliyor. Mesela siz arkadaşlarınız uğruna bölüm değiştirmişsiniz. Nedir insanlara üzen? O günlerin bir daha gelmeyeceğini düşünmemiz mi acaba? Ya da o insanların bir daha aramızda olmayışı mı acaba? Mesela siz çok güzel de şiirler de yazıyorsunuz. İyi de edebiyat bölümüne geçmişsiniz. Niye üzülürüz geçmişi düşündüğümüz zaman? Mesela siz üzülür müsünüz? Yoksa tatlı bir tebessüm evet. mü duyarsınız? Evet, elbette. Ben üzülüyorum. Mesela, tabii ki üzülüyorum. Hani insan... mutlu olur derler ya, diyoruz ya yaşlandığımız zaman işte geçmişteki anılara bakıp tebessüm edelim. Tebessüm ediyorsun ama kalbin cızır cızır yanıyor mesela. Çünkü şöyle bir bakın dünyaya. Sanki hayattaki o güzel masumiyet, o güzellik ölmüş gibi yani. Eylem ben... Çok yapmacık olmuş insanlar. Bayrak Radyo Televizyon kurumunun yeri, burada çalışan insanlar benim için çok farklıdır. Bir tek sebebi var. O da şu. Ben çok zor bir dönem geçirdim. 5 yıl bir mücadele ettim ben tekrar hayata bağlanabilmek için. Sağlık problemleri. Evet. Ve o dönemde özellikle ilk rahatsız olduğum ilk dönemleriydi. O dönemde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışan herkes, ama herkes. Ne kadar güzel. Herkes bana destek çıktı. Maddi manevi herkes destek oldu bana. Ben aylardan Türkiye'de, hastanelerde... Nasıl güzel bir arkadaşlık ve ki? Burada herkes bana yardımcı oldu. O yüzden burası benim için ayrıdır. Sen benim için farklısın. Kameraman benim için farklıdır. Bu, şu anda işte işten ayrılmak için gelen arkadaş benim için farklıdır. Santralda çalışan arkadaş benim için farklıdır. Şoförler farklıdır. Yıllarca birlikte çalıştığım insanlar farklıdır. Her bölüm benim için çok farklıdır burada. Ne o yüzden güzel. Ben hala Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'yla ilgili dışarıda herhangi bir şey oldu mu haklı eleştiriler varsa dinlerim. Ama haksız eleştiriler varsa önce ben karşı çıkarım. Evet, evet. Çünkü burası benim için çok farklıdır. Şuna getireceğim olayı. Bu kadar güzel dostluklarım olmasına rağmen maalesef işte çok sevdiğim, çok değer verdiğim insanlarla bir süre sonra bir kopukluklar oluyor. Hayat mücadelesi içerisinde. Yani bir sürü nedenleri var. Ne oluyor vardır. Acaba onu insanlar? Çok fazla girmek istemiyorum ben onlara. ama genel anlamda insanlar şeydir, teknoloji geliştikçe ben ona i̇şte bunu söyleyecektim bazı şeyleri ben de. Ona bağlıyorum. İstediğim nokta hepsi buydu. Hepsi değil ama hepsi değil. Bir kısmı
teknoloji geliştikçe insanlar kendi kabuğuna çekiliyor. Bazı şeyleri oturduğu yerden işte mesela eylemi görmek istiyorum. Eylemi özledim, ben eylemle görüşmem lazım. Eyleme mesaj atıyorum. Oysa eskiden mesaj atlar, telefonla derdi. Eylem neredesin? Buluşalım bir yerde, bir şeyler kahve içelim falan. İşte derdi. Tam cevabını verdiniz. Bu kalmadı. İşte sorduğum buydu. Evet, bu kalmadı. Şimdi. Bu kalmadı değil mi? Yani, örneğin buraya gelmezden evvel çok değer verdiğim bir arkadaşım otururken dedim ben özlemişim ya. Ne yaptım? Mesaj attım. Ne güzel. Mesaj attım ama dedim ki haftaya mutlaka buluşalım. İşte bu çok önemli. Yani, İnsanlar bunu kaybettiler o zaman. Yani o teknoloji aslında insanları bu soğukluğu bir şekilde, ama uyumak da zorundasın. Onun içerisine girmek de zorundasın. Tabii sadece teknoloji değil. Yaşam koşulları. İnsanlar o kadar çok ekonomik sıkıntı içerisindedirler ki. Yani işten çıkıyor, işten çıktıktan sonra evine gittiği zaman kafasında hep sürekli ben yarın ne yapacağım, yarını nasıl geçireceğim düşüncesi var insanlarla. O anı, saniyeyi değerlendiriyor. Tabii, çünkü çok fazla girmek istemiyorum bu konuya ama bakın gece insanlar yatıyor, sabah fakirleşmiş olarak uyanıyor. Hiçbir suçu olmadan, evet, hiçbir katkısı olmadan. Bu da insanları... İnsanların kendi kabuklarına çekilmesine neden oluyor bu da. Çünkü kendi kendileriyle mücadele ediyorlar. Yaşam mücadelesi görüyor. Kendi kendiyle savaş içindedir. Ben yarını nasıl geçireceğim, öbür gün ne yapacağım diye. Evet, arkadaşını o anda bir şekilde hatırlamıyorsun. Peki, şimdi Bilbay abi, Allah rahmet eylesin, onunla ilgili güzel bir anınız vardı. Yine komik böyle yaşadığınız bir anı var mıydı? Hiç unutamadığınız böyle BRT'de arkadaşlarınızla... Bak şimdi sizin böyle sorunca aklıma gelmez şimdi bir şey. Ama başka zaman konuşurken çok şeyler gelir. Başka zaman hani konuştukça belki... Ama, şöyle uzun aradan sonra, ben şeyi çok seviyorum. Hala aileyim yani, çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla dışarıda da çalıştığım zamanlarda da aynı özelliklerimi korumaya çalışıyorum. Çünkü bu yapım meselesidir. Mesela çalışırken... böyle çok böyle bunaldığımız zamanlar ve biraz oturup da rahatlama ihtiyacı hissettiğimiz zamanlar böyle müziklik yapmayı, aralara espriler katmayı, birilerine takılmayı çok severim. Eskiden çok daha fazla yapardım bunu. Mesela bir arkadaşıma yapmıştım. Yeni gelmişti bize. BRT'ye. Bir arkadaş bizde geldi. İçeri girdim. Geçtim Ercan abinin odasına. Baktım yeni birisi oturuyor orada. İşaret ettim bu kim diye. Dediler ben yeni sekreterdir. İyi dedim, tamam. O yeni sekreter burada mı hala? İsim vermeyelim. Yok, vermeyeceğim şimdi zaten. Yeni sekreter dediler. İyi dedim, tamam. Gittim geldim dedim bir şey yapmam lazım benim bu kıza ya. Biraz. Daha önce dedim nerede çalışıyordunuz? İşte falanca yerde falan çalışıyordum. Dedim şimdi şeyler modern yani. Eski fakslardan biraz daha yeni bir model bir faks vardı bizde haber merkezinde orada. Dedim bu faksı daha evvel gördünüz mü, yani bu faksın nasıl çalıştığını biliyor musunuz falan. Dedi bana yok dedi, bunu dedi bilmiyorum ama dedi başka yerde çalıştığım yerde de vardı faksı. İyi dedim, tamam dedim, ben dedim tarif edeyim size. Sevgi Tercan, o da emekli oldu buradan BRT'de, ne yapacağımı anladı. İşaret eder bana, yapma. Dedi. Yapma diye işaret eder bana. Ben kafama koydum ama bir müziklik yapmam lazım o arkadaşa. Bak dedim kendine, burada ne yazar? Talk yazar. Faks geldiği zaman dedim kendine, bu talk düğmesine basacaksın, teşekkür ederek aldık diyeceksin. Tamam dedi kız. Tam bunu söylerken böyle zaten sürekli fakslar geliyordu haber merkezine. Faksın zil çalmaya başladı. Yani oturdu yerden kalktı, koştu gitti faksın başına, durdu bekliyor şimdi. Faks geldi, bitti, geçti bize haberi, okundu diyor, korktuğuna teşekkür ederim dedi, alındı. Gerçekten de yaşamadım bu. Peki daha sonra bu olaydan sonra mesela bana, aradan bana birkaç çok büyük, gün... Hayır, bana çok büyük tepki göstermişti. Tepki mi göstermişti? Tabii bana büyük günaydınımı almadı falan birkaç gün. Peki yıllar sonra bunu hiç hatırlattınız mı, sana böyle yok, bir şaka yapmıştık yok, hayır, diye? Çok kızdığı için hiç hatırlatmadım. Zaten bizim bölümden... Vallahi bana yapılsaydı ben gülerdim herhalde böyle bir şakaya hatırladıkça. Şeyde Bozkurt gazetesinde çalışıyorduk o zaman.
çok sıkılıyorum, oturuyorum, habere gittim geldim, yazdım haberimi, oturdum sıkılıyorum, bir şey yapmam lazım falan. Bizde de Santral'da da böyle 18, işte liseyi yeni bitirmiş, 19 yaşlarında bir kızı vardı. Aradım yeniden, dedim ki kendine bir abuk sabuk bir numara verdim. Yani o gün mesela şimdi işte 5 haneli veya 22, 73, 494 gibi. Ben daha farklı bir numara vermiştim kendine. Ve dedim ki bu numaradan bağla bana Tanrı'yı dedim de isterim kendini. Kimi? Tanrı'yı. Allah. Allah. Bağla bana dedim de isterim kendini. Şimdi ilk etapta kız tepki veremedi bana. Yani ne demek istediğimi anlamadı. Hemen şey, Tamam Efsal Bey dedi. Hemen dedi arıyorum dedi. Bir 5-6 dakika sonra döndü, aradı beni. Efsal Bey dedi, ararım ama dedi bana. Sürekli meşgul çıkar dedi bana. Tabii meşgul çıkacak dedim. Koskoca Tanrı'da bu dedim yanına. Milyarlarla insanlarla uğraşıyor. Bir sessizlik oldu. Efsal abi bu yönde hiç bilmiyordum. Kesinlikle bilmiyordum. Bir şeyde, telefonda bir sessizlik oldu. Kapattı telefonu. Dedim eyvah. Gücendirdim kızı galiba. Hemen kalktım, oturduğum yerden gittim. Baktım ağlıyor. Eşyalarını topladı ve gidiyor. İşi bırakıyor. Yakaladım ve kapıda yendim. Peki şimdi bu şakaları, esprileri bazen bazı insanlar da vardır ki yapılır. Böyle Türkiye'deki siyasetçilere de bazen bakılır. Geçmişte işte Süleyman Demirel olsun işte. Ama bazı insanlar da espriden çok hoşlanıyor. Rahmetli Aydın mesela muhakkak lavaboya giderken arka tarafta koridorda falan gördüğümde mutlaka şaka yapardı böyle bana. Ben de gülerdim, o da gülerdi. Hani bazı insanların bir yaşam biçimi haline getirir şakalaşmayı, şaka yapmayı, espri değil yapmayı. Mi? Yapıldığı zaman da güler ve hep hatırlar. Gerçi bende o yoktu da ben şey böyle çok böyle gerildiğimiz zamanlarda olayı yumuşatalım ortamı onu. Diye. Aslında, severdim yani. Mesela bana şaka yapılmasını da severim. Bir de şey de güzel sonuçta Eftal abi. Haberin içerisinde olup da yani insanların o espri yanlarını da kaybetmemeleri de çok güzel olması lazım. Hani hep ciddi bekliyoruz kişileri ama aralarda böyle bir hani belli bir kalıba koymak da pek doğru değil. Tabii. Başka kalıpların içerisinde de aslında o insanlara koyduğumuz zaman. Ama işte bazen kendi aramızda şey diyoruz, o ciddiyeti bozar, o insanı bu kalaba soktuk. Halbuki bugün mesela Türkiye'de belki haber okuyup da çok daha güzel mesela hani sunuculuklar yapan ya da ne bileyim işte gazetecilikte belki çok iyidir, başka alanlarda başarılı olan insanlar vardır. Bu arada yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Az önce söylediniz zaten Berete'yi çok sevdiğinizi, evet. Berete'de ne kadar çok arkadaşlıklarınızın, dostluklarınızın size sağlık dönemlerinizde maddi manevi yanınızda olduklarını. Bunun dışında basın yayın okuyan yine iletişim fakültelerindeki öğrencilere bu meslekle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi üniversite sınavları girip de bazı öğretmenler tamam çok güzel yönlendiriyorlar da ama yine de hani bu mesleğin zor yanlarını ya da aşkı dolu olan yanları neler? Eylem ben basın yayından mezun olmadım. O hedefim bu işin içindesiniz. Tamam yani mezun olduğunuz demiyorum. Evet. Okuyan şu anda yani ama büyük bir tecrübe. Bak, amirlik yaptığınız tecrübe bu alaylı olarak bunun içerisinde piştiniz yani sonuç itibariyle. Sonuçta ben 82 yılından beridir bu işi yapıyorum. Yani şey tamam böyle çok övünmeyi seven bir yapım yoktur benim ama bu işi de aslında zesine bilen insanlardan. Evet işte onlara tavsiyeleriniz neler? Tecrübe ilk dönemler özellikle şeyde 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında basın yayına bizim ülkede çok büyük bir rağbet vardı. Halkla ilişkiler falan. Çok güzel. Böyle çok büyük bir rağbet vardı. Ama gördük ki ben bazı şeyler gördüm. Mesela işte staja gelirlerdi bize. Basın yayını okuyan işte halkla ilişkiler okuyan neyse. Arkadaşlar laf ola diye yazmış. İki tane cümleyi Bir araya getirip bir paragrafta meramını anlatamazlardı. Yani şurada bir olay, Eylem'le Eftal işte programa katıldılar. Bana bunu işte 4 satırda anlat. Nedir burada? Hayır yapamazlardı. Bu da şey gösteriyordu ki ya
yeteri kadar eğitim almıyorlardı. Ya uygulamada çok kötüler? Uygulaması kötüydü veyahut da belki şeyi, o bölümü girdim, nasıl olsa mezun olurum ben buradan düşüncesiyle es geçiyorlardı. Ya da daha sonra farklı birimlere kayarım, işte sesçi olurum, kameraman olurum. Ama ne oldu? O rağbet yoktur şimdi. Ben işte bundan şeyde bir ay kadar öncesinde işte bir işte kuruluşta bana dediler, gel işte böyle bir şey yapacağız. Konuşma. Gel biz de işte televizyon kuruyoruz falan dediler bana. Gel işte genel yayın yönetmeni ol bizde falan. Yani internet üzerinden televizyon kurulacak. Gel biz de genel yayın yönetmeni falan ol dediler. Dedim bir deneyelim, bir göreyim bakayım. Gittim bir süre sağı solu aradım. Eleman arıyorum yani şeye, o birime ki eleman arıyorum da bir ekip oluşturalım orada. Evet. Hayır. Yetişmiş eleman yok. Yetişmiş elemanların bir kısmı da zaten çok büyük bölümü Türkiye'den gelmişti, gittiler. Okuldan mezun olan çocuklar bu işi yapmıyorlar şimdi. Çünkü şey çok zor bir iştir. Gazetecilik yapmak, bir basın yayın kuruluşunda çalışmak zor bir şeydir. O şey, stresi kabul ediyorlar mı? Tabii şeyde kütüphane memuru gibi çalışamazsın. Zaten kütüphane memuru gibi çalışanlar mesleğinde başarısız olanlar. Bir de bir haber vereceksin yani. Tabii. Hani o haberle, o senin cümlelerinle her şeyi alt üst edebilirsin. Tabii tabii. Yani o yüzden yani bu işi yapmak farklı bir şeydir. Farklı bir duygu gerektirir. Farklı bir enerji gerektirir. Bunu da kendilerini görüyorlarsa yazsınlar. Hala piyasada da bu BRT'de içinde geçerlidir. Piyasada, özel sektörde de geçerlidir. İşini sevenler, bu işi sevenler belirli bir yerlere gelmiş olan insanlardırlar. Zaten fark ediyorsun. Yani haberi izlerken sevenle fark sevmeyeni edersin. Yazdığı haberden anlarsın. Yani işini sevip sevmediğini anlıyorsun. Değil mi? Burada mesela şeyde BRT'de profesyonelleşmiş bir kadro var şu anda. Hı-hı. Haberlerle alakalı söylüyorum ben bunu. Haberlerin içinde olduğunuz için orada Amerika'da konuşmuyorum tabii. Ama böyle kemikleşmiş profesyonel bir kadro var. Yani orada birisi olsa da olmasa da o kadro o işi götürüyor. Evet. Zorlukları var mı yok mu? Vardır tabii. O ayrı bir olay tabii. Hı-hı. Ona girmek istiyorum. O derece kemikleşmiş, o derece profesyonel bir ekip var diyorsunuz. Tabii. Hani o kapıyı orada amir olsanız da olmasanız kapıyı rahat yani şunu söyleyebiliyorsunuz. Hani vardır ya, insanlar derler ya işte çocuklarıma güveniyorum, kapıyı kapatayım çıkayım, onlar güvendeler, onlar işlerini, mesleklerini çok güzel bir şekilde icra ederler. Yani şeyde, o yönü çok güzel. Elif Hanım, inan ki şeyde burada en üst düzeyde bir yönetici olmasa bile, ben inanıyorum ki BRT'de 13 haberleri de verir, 19 haberleri de girer, 23 haberleri de girer, ara haberleri de girer. O kadar çok işlerini seviyorlar. Evet. Ay çok güzel, ne kadar güzel. Peki kısa bir mesajınız sevgili izleyicilerimize, BRT'ye. Ben Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'yla ilgili şimdi klasik bir sözcüktür. İşte herkes BRT için, BRT bir okuldur der. Ben evet, BRT bir okuldur ama kabul etmiyorum onu. Okul her yerdir. Öğrenmeye niyeti olan herkes için okul her yerdir. Park da okuldur, kafe de okuldur. Burada biz oturup sohbet ederken burası da bir okuldur. Hı-hı. Öğrenmeye yeter ki insana niyeti olsun. Ben BRT'yi beşi bir yerde bir miras gibi değerlendiriyorum. Ay çok güzel. Çok öyle. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burası her zaman zaten sizin eviniz. Elbette. BRT çalışanları için söylediğiniz sözler de çok gurur vericiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, her derdin çaresi olmasa da en azından anıları var. Bu anıların içerisinde sevgili Eftal Keser'le birlikteydik. Çok güzel anılarını bizlerle beraber paylaştı. Bir başka programda yine sizlerle beraber olacağız efendim. Hoşça kalın.